arkadaş komisyonculuk yapıyor bir sorumluluk üstleniyorsa A firmasıyla B firmasıyla ben seni taşırım dememişse anali bir fiyat üzerine anlaşıyor. Kendisi bu anlaştığı e, fiyatın altında bir fiyatla da başka bir firmaya taşere ediyor bunu. E, taşeron firma kullanıyor. Burada her zaman kullandığı firma yerine bir başka firmayla anlat, anlaşabilir daha düşük bir fiyat almış olabilir veya daha yukarı bir fiyat da almış olabilir. Bazen siz müşteriye işte söz gelimi 10 bin liraya taşırım dediniz. Fiyatlar değişti. 10 bin liraya taşıyabilme imkanınız olmadı. 12 bin liraya ancak taşıyabiliyorsunuz. Eğer bu durumda müşteriye dönüp de ya kusura bakmayın biz sizinle 10 bin liraya anlaştık ama artık 10 bin liraya taşıma imkanımız yok. Fiyatlar yükseldi 12 bin liraya taşımak durumundayız diye müracaat ediyor, dönüyor ve fiyat güncellemesi yapıyorsanız, o zaman el verir ki eğer düşüğe de bulmuşsanız, mal etmişseniz olayı, yani söz gelimi siz 9 bin liraya mal ediyordunuz, üstüne %10 kar koyup 10 bin liraya satıyordunuz. Fakat e, bir opsiyon çıktı elinize, önünüze. ...ve 8 bin liraya bunu bir başkasına yaptırabilme imkanınız oldu. O zaman bin lira iskontoyu e, sizin müşteriye de yansıtmanız lazım gelir. Ama yok, müşterinin muhatabı benim. Ben 3'e de yapsam, 13'e de yapsam, müşteriden alacağım fiyat belli. Fiyat artsa da burada müşterinin bir e, kaybı olmayacak. Binaenaleyh azalsa da fiyat, müşterinin burada bir artısı olmaz bunu ticaretle meşgul olan kimse bilir. Yani bu adam kendi adına mı iş yapıyor yoksa nakliye firması adına mı görüşme yapıyor? Eğer nakliye firması adına nakliye firmasının yetkilisi olarak bu görüşmeyi yapıyorsa nakliye firması ne alıyorsa onu yansıtması lazım gelir. Ama kendi adına iş yapıyor, komisyonculuk yapıyor, işi kendi alıyor. A firmasına, B firmasına, C firmasına herhangi bir firmaya taşıttırma hakkına sahipse ona göre durum değerlendirmesi yapar. Eğer fiyatlar arttığında müşteriye yansıtıyorsa fiyatlar düştüğünde de müşteriye yansıtır. Ama maalesef günümüzde özellikle de memleketimizde artan fiyatı yansıtma adeti geleneği oluşmuş ise de düşen fiyatı yansıtma geleneği adeti oluşmuş olmuyor. Bu vebali doğuran bir iştir. Bunu yapmak doğru bir şey değildir. Eğer e, kendisi işi almışsa, kendisi e, verdiği fiyata sadık kalır. Aşağı yukarı kendisini bağlar. Ama yok nakliye firması adına e, iş görüşüyorsa o zaman nakliye firması hangi fiyatı veriyorsa o fiyatı müşteriye yansıtır.